Tabii ki bir 17 gün bir süreçten geçtik. 17 gün esnaflar, halkımız, vatandaşımız sokağa çıkma yasağı vardı. Belli süreçlerde belli kişiler işte işi olan, rahatsız olan buna benzer kişiler çıkıyordu ama insanlar evin içinde kapalıydı. Pazartesinden itibaren sokağa çıkma yasağı bitti ve biz biti bitmez tabii genelgeyi okuduğumuzda, genelgeler geldiğinde tabii ister istemez küçük esnafın orada kahvecinin belli işte lokantacının belli esnaflarımızın daha açılmadığını gördük. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza belirli genel başkanımızın üzerinden belirli işte bunun doğru olmadığını anlatmıştık. Ve Cumhurbaşkanının aracılığıyla da genel başkanına gelen dün akşam 8'de Cumhurbaşkanı işte esnafa müjde vereceğini söyledi. Tabii ki bu müjde yeterli mi? Allah razı olsun. Ben şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Yani varını elindekini veren azına çoğuna bakılmaz. Yani esnafını düşünen esnafa değer verdiğini burada gördük. Demek ki bilincindeymiş. İşte helallik istediğinde buna benzer işte küçük esnafın zarar gördüğünden dolayı helallik istediğini. Bunun farkına vardık. Ama bu verdiği işte belirli kahveci, lokantacı buna benzer işte işletmeciler kapalı olan yerler 15-16 aydır kapalı olan yerler 5.000 TL kahveci için iyi bir para işte değişik diğer esnaflar için de yani küçük de olsa iyi bir para yani ben şahsım olaraktan teşkilat olaraktan teşekkür ediyoruz ama bunun devamının gelmesi lazım ve 6. ayın 1'inden itibaren zannedersem normala dönebiliriz. Yahut da belirli kıstaslar kalkıp işte belli yerlerin üçer beşer işte kahvehanelerin açık olması, yeniden çay ocakları, çay bahçelerin, örneğin düğün salonu kapalı, düğün salonları kapalı olabilir ama açık düğün salonları, kır düğün salonları var. Onlar açık olabilir. İşte açık çay bahçeleri açık olabilir ayın 6. ayın 1'inden itibaren. Biz yeni müjdeler bekliyoruz. Yeni işte bu normalleşmenin daha iyi olacağını, işte halk artık bilincinde bunun yani. Özellikle Müslüman ülkeleri baz aldığımızda Türkiye olaraktan çok bilincindeyiz. Biz şöyle şeye baktığımızda da Ahik şehri, Kırşehir'e baktığımızda da başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, işte milletvekillerimiz birlik beraberlik içinde halka her zaman Vali Bey'le çıkıyoruz. Vali Bey bir öğretmen gibi halka birlik veriyor, esnafa birlik veriyor. Onun için Kırşehir'imiz gerçekten bu işin daha algısını almış, daha bilincinde, daha güzel bir şekilde maske kurallarına, işte mesafe kurallarına, lokantada oturuşu, kahvede oturuşu, buna benzer yerlerdeki çay ocaklarında oturuşlarını 70'e 70 dediğimiz işte daha evvel İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede aynı şekilde uyuyoruz. Onun için de 6. ayın 1'inden itibaren inşallah daha iyi bu pandemiden biraz daha kurtuluruz. İşte turizm açılır, işte kahveciydi, lokantacıydı, işte buna benzer değişik yerlerin, kapalı olan yerlerin 16 aydır kapalı olan yerler normale döner. Ve güzel şeyler bekliyoruz biz. Bizim başka gideceğimiz yer yok. Herkes kendine dikkat etmesi lazım. Tabii devamının gelmesi için de esnaf elinden geldiği kadar o da yardımcı olacak. Bu virüsten, bu beladan kurtulmamız lazım. Yani devamlı devletten geliyor diye de işte vurdum duymamazlık yapmamamız lazım. Onun için de birlik beraberlik aynı geminin içinde yaşıyoruz. Yani birimize bir şey olursa yahut da gemi su alırsa hepimiz batarız. Onun için de birlik beraberliğimizi Allah bozmasın. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Yani yapılan bu yardımlar, bu şeyler bizi ihya etti, bizi duygulandırdı az da olsa. Bize sahibimiz olduğunu, babamız olduğunu gördük. Ben şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Sağ olun.